Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimiz çıtı pıtı, çok kibar bir model arkadaşlar. Yapılışı da gayet pratik ve kolay. Hemen hemen herkesin kolayca yapabileceği güzel bir model. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yeşil kısmını yapacağız arkadaşlar. Dağımızı oluşturacağız. Ben burada dağımı yaptıktan sonra 16 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Dağımı tamamladıktan sonra 16 tane zürafa yaptım. Şimdi hemen dağımı oluşturmaya başlıyorum. Geriye doğru hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zürafama batıp buradan geri dönüyorum. Hemen aynı zürafanın içine batıp kenarına pırpırımı yapıyorum. Bir sonraki zürafaya batıyorum. Her sırada bir tane zürafa sayım eksilecek arkadaşlar. Sondaki zürafama da baktım. Bu sırada 3 tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıp üzerine pırpır yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Hemen onun yanındakine batıyorum. İki tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Aynı zürafanın içine batıp üzerine pırpır yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya battım. Yapmış olduğum zürafaya batıp geri dönüyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batıp tepesine pırpırımı yapıyorum. Pırpırlarımın boyunu aynı boyda yapmaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde üzerinde 4 tane pırpırımız oldu. Küçük dağımızı yapmış olduk. Şimdi hemen bir alttaki zürafaya batarak aşağıya dönüyorum. Bir alttakine batıyorum. Zürafa yaparak aşağıya dönüyoruz. Bir alttakine battım. Buradaki zürafama batıyorum. 4 tane zürafa yaparak aşağıya dönmüş oldum arkadaşlar. Şimdi hemen yanındaki zürafaya batıp buraya zürafa yapıyorum. Burada olduğu gibi buraya da 16 tane zürafamı yapacağım ve dağımı oluşturup tekrar zürafamı yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Yeşil kısmı bu şekilde devam ediyor. Diğer dağımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi hemen üzerindeki modelimizi uygulamaya başlayalım. Öncelikle arasındaki pırpırımı yapacağım. Daha sonra yaparken zorlanmamak için dilerseniz daha sonra da yapabilirsiniz. Ben burada önce yapacağım arkadaşlar. Hemen aşağıya doğru zürafamı tamamladıktan sonra bir tane zürafa yapmıştım. Hemen yanındaki yani ikinci zürafaya batıp buraya düğümümü atıyorum.
Ve buraya 3 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. Birinci pırpırımı yaptım. Hemen tekrar battım. İkinci pırpırımı yaptım. Tekrar batıyorum. Ve üçüncü pırpırımı da yapmış oldum. Şimdi burada hemen ipimi kesiyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra üzerini yapmaya başlayabiliriz. Hemen aşağıya doğru inmiş olduğum tepedeki zürafanın içine batarak buraya düğümümü atıyorum. Pırpırımdan sonraki zürafaya batmıyorum. Hemen yanındaki, yani iki kenarında da bir tane zürafa bırakıyorum arkadaşlar. Hemen bir sonraki zürafaya batarak buraya yuvamı oluşturuyorum. Buraya bu şekilde bir yuva oluşturdum. Şimdi yapmış olduğum yuvaya batıp buradan geri dönüyorum. Hemen düğümün yanına gelecek şekilde bu şekilde buraya düğümümü attım ve buraya pırpır yapmaya başlıyorum. Pırpırlarımı çok aşırı derecede büyük yapmıyorum arkadaşlar. Hemen bu büyüklükte. Pırpırımı yaptıktan sonra bir tane boş düğüm atıyorum. Yani bir tane yanına sık iğne yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımın boyunun eşit olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. Ne kadar eşit yaparsanız modeliniz o kadar muntazam olur. Hemen bir tane pırpırımı yaptım. Yanına bir tane sık iğne yaptım. Boş düğüm attım. Tekrar aynı işlemi uyguluyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ipimin içi dolana kadar aynı işlemleri tekrarlıyorum arkadaşlar. Anne. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde buraya 15 tane kadar pırpır yapacağım arkadaşlar. Burada 15 tane pırpır yapmıştım. Birbiriyle ne kadar orantılı ipinizi atarsanız hepsi eşit olacaktır ve modeliniz daha muntazam görünecektir arkadaşlar. Diğer yarımını da aynı şekilde yapıp tamamlayacağım.
Diğer kısımlarını da aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Sonuna pırpırımı yaptıktan sonra ipimi kopardım. Diğerlerinde de aynı işlemi uyguladım arkadaşlar. Toplamda 13 veya 14 tane kadar pırpır sığdı. Mavide 14 tane kadar pırpırım sığdı arkadaşlar. Diğerlerinde 13 tane. Bu şekilde modelimi tamamlamış oldum. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.